Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin manası üzerinde duracağız. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Bu ne demektir? Kur'an-ı Kerim'de bu ayet "Velâ tezru vezratun vizra uhra" şeklinde geçiyor ve Kur'an-ı Kerim'de 3-4 yerde geçen bir ayettir. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez, yüklenmez mealinde. Gerçekten bu çok muazzam bir ölçüm. Her şeyden önce şunu görüyoruz ki bizler günahkar insanlarız. Her insanın kendine göre bir takım böyle günahları var. Dolayısıyla kendi günahı zaten ona yeter. Hiçbir günahkar başkasının yaptığından dolayı sorumlu değildir. Herkes kendi yaptığından sorumlu. Günümüz hukuk sistemlerinde bu suçun şahsiliği şeklinde ifade ediliyor. Yani suçu kim işlemişse o cezalandırılır. Yoksa onu gerekçe göstererek başkalarına da ceza verilmeye kalkışılmaz. Bunun daha başka boyutları da var. Mesela günümüz Hristiyan dünya, onların şöyle bir kabulleri var kendi kitaplarına göre. Hz. Adem Aleyhisselam cennette yasak ağaçtan yedi ve dünyaya gönderildi. Onların kabulüne göre dünyaya gelen herkes böyle bir günahla geliyor. Yani Hz. Adem'in bu yasak ağaçtan yemesinden dolayı onların kabulüne göre hepimiz suçluyuz. Halbuki bu ayet-i kerime her koyun kendi bacağından asılır. Bu manayı bildiriyor. Herkes kendi yaptığından mesuldür. Bize bunu anlatıyor. Dolayısıyla Hz. Adem ve Havva'nın yaptığı bizi etkileyen bir durum değildir. Bizi sorumlu tutan bir durum değildir. Ama Hristiyan dünya bu ayet-i kerimeyi henüz daha anlayabilmiş değil. Ve onların kabulüne göre Allahu Teala insanlığın bu haline acıyor ve insanlığı bu durumdan kurtarmak için Oğul İsa'yı gönderiyor. Ve Oğul İsa kendisini feda ediyor. Böylece insanlık bu günahtan kurtuluyor. Bizde İslamiyet'te bu tarz yorumlar yok. Biz Hz. İsa'yı Oğul İsa olarak değil, Peygamber İsa olarak biliyoruz. O Allahu Teala'nın en büyük peygamberlerinden biridir. Hz. Adem de peygamberdir. Evet, o fıtratın belki bir muktezası olarak ve belki de kaderin bir cilvesi olarak o yasak ağaçtan yedi, bu dünyaya gönderildi. Ama o yasak ağaçtan yemesi illa kötü bir olay demek değil. Çünkü murad-ı ilahi insanların şu yeryüzünde imtihan edilmesi. Ve öyle bir olayla dünyaya gönderilmiş oluyorlar. Yoksa Hz. Adem cennette kalmış olsaydı makamı sabit olacaktı ve yeryüzünde bu şekilde bir imtihan söz konusu olmayacaktı. Halbuki Allahu Teala insanlık aleminde renklilik murad etmiş ve istemiş ki bu insanlar yeryüzünde bir miktar çile çeksinler. Bu insanlar yeryüzünde çetin imtihanlardan geçirilsinler ve neticede asli vatan olan Hz. Adem'in yaratıldığı diyar olan cennete layık hale gelsinler. İşte Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَزْرُ وَاَزْرَةٌ مِزْرَ اُخْرَى hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez ayeti bir yönüyle bu olaya da bakıyor. Yani sonraki gelen insanlar Hz. Adem'in o yasak ağaçtan yemesinden dolayı sorumlu değildirler. Bu meselenin bir yönü. Bir başka yönü ise günümüzde maalesef bazı fanatik durumlar var. İnsanımız gün geçtikçe daha da fanatik hale gelebiliyor. Bakıyorsunuz işte partide fanatik bazıları. Kendi partisinden olanların hepsi iyi, kendi partisinden olmayanların hepsi kötü şeklinde görülüyor. Ve muhalif partide birisinin yanlış bir hareketi olduğunda o camianın tümü suçlanabiliyor. İşte falanlar şöyle yaptı, falanlar değil, falanlardan bir fert öyle yaptı. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetine göre değerlendirdiğimizde hepsini böyle kötüleyecek şekilde, hepsini sorumlu tutacak şekilde bir bakışın doğru olmadığını görüyoruz. Ama maalesef bir takım böyle fanatik, bağnaz bir şekilde bakan kimseler birisinin hatasıyla başkalarını sorumlu tutabiliyor. Zaman zaman devletlerin bu yönde yanlışları olmuş. Mesela İngiltere, Hindistan'ı 300 yıl diyelim idare ediyor. O kadar zaman zarfında eğer herhangi bir yerde kendi aleyhinde bir hareket olmuşsa Hindistan'da bölgeyi tümüyle cezalandırmış. Bir köyden İngiltere sistemine muhalif biri mi çıktı? Köyün tamamı cezalandırılıyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'in bu hükmüne aykırıdır. Yani suç şahsidir, ceza da şahsi olmalıdır. Ama şahsı bahane ederek tümünü cezalandırmak bu uygun değildir. Her yerde iyiler de çıkabilir, kötüler de çıkabilir. Her ailede iyiler de bulunabilir, kötüler de bulunabilir. Hatta peygamber çocuklarından bile peygamberi kabul etmeyenler çıkabilir. Ama o gösterilerek, o gerekçe yapılarak başkalarına böyle leke atmaya çalışmak bu uygun bir hareket değildir. İşte zaman zaman aileler birbirlerini değerlendirirken toptan değerlendiriyorlar. Bir sülaleden diyelim kötü biri çıkmıştır. Onun yüzünden tümü sanki töhmet altında kalıyor. Onlara bakan insanlar tümünü böyle ayıplıyorlar, tümünü kınıyorlar. Bu doğru bir bakış değil. Öte yandan biz bir Müslüman kardeşimizi değerlendirirken o Müslüman kardeşimizin bazı hataları olabilir. Ama o hatalarından dolayı onun güzel vasıflarını inkar etmemeliyiz. O insanda pek çok özellikler vardır. O özelliklerden bazıları bizim hoşumuza gitmez. Ama o insanın artıları da vardır. Sevilecek yönleri de vardır. Her şeyden önce o mümindir. İmanı vardır. İmanı olması yönüyle kardeşimizdir. Kur'an-ı Kerim "İnnemel mü'minûne ihve" buyuruyor. Müminler ancak kardeştir. Dolayısıyla onda sevmediğimiz bir özellikten dolayı ona düşmanlık yapmak, hatta onun çevresine bile düşmanlık yapmak bu zalimlik olur, haddi aşmak olur. Kur'an-ı Kerim böyle haddi aşmaktan insanları sakındırıyor. Allah'ın koyduğu ölçüler çerçevesinde yaşanmasını insanlardan istiyor. Demek ki ayet-i kerimeyi değerlendirirken gerek insanlara bakan yönü, gerek toplumlara bakan yönü, hatta devletlere bakan yönüyle değerlendirmek mümkün. Fertlerden fanatikler çıkabilir, toplumlardan fanatikler çıkabilir, devletlerden de fanatik bakışa sahip olanlar çıkabilirler. Ama Kur'an'ın ölçüsü şudur, hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Ancak burada belki şöyle bir inceliğe temas etmekte fayda var. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez derken bunun da belli bir sınırı yok mu? Sorumlu olabileceği bir durum yok mu? Var, elbette ki var. O da nedir? Diyelim bir anne baba evladından sorumludur. Ve evladının hatası anne babanın da hatası sayılır. Ama anne baba elinden gelen gayreti göstermiş, çocuğunu iyi bir şekilde yetiştirmeye çalışmış. Buna rağmen o kötü birisi olmuşsa artık anne baba kınanamaz. İşte Hz. Nuh peygamberdir. Kavmine çok uzun bir süre Allah'ın dinini anlatıyor. Elbette oğluna da anlatıyor ama oğlu kabul etmiyor. Burada Hz. Nuh'u kınamamızın bir anlamı yok. Başkalarının çocuklarını bile eğitmeye çalışan Hz. Nuh kendi çocuğunu ihmal etmiş değildir ama çocuğu iman etmemiştir. Bu meselenin bir yönü. Bir başka yönü de şu. Es-sebebi kel fail diye bir ölçümüz var. Veya eddallu alel hayr kefailihi. Yani sebep olan yapmış gibidir. Hayra delalet eden sanki o hayrı yapmış gibidir. Bu menfi yönlerde de geçerlidir. Eğer bir insan kötü bir şeyi başlatmışsa, başkalarının da kötülüğüne sebebiyet vermişse elbette onların yaptıklarından sorumludur. Hem kendi yaptığının günahları onun omzunadır, onun ruhuna yüklenecektir. Hem de sebep olduğu kimseler, saptırmış olduğu, yoldan çıkarmış olduğu kimseler onların günahları da o kimsenin omzuna yüklenecektir. Diğer alemde o sadece kendi günahlarıyla çıkmayacak, saptırdığı kimselerin de günahlarından etkilenecek. Bu da meselenin ayrı bir yönü. Bununla diğerini birbirine iltibas etmemek gerekir. Yani bir insan kendi yaptığından kendisi sorumludur ama başkalarını da etkilemişse, başkalarını saptırmışsa onların da yaptıklarından sorumludur. İyilik yönüyle baktığımızda bir insan başkalarının iyiliğine vesile olmuşsa onların yapmış olduğu iyilikten hissedardır. Kendi amel defterine bütün bunlar yazılır. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'a göre yaşayan bahtiyar kullarından eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.